Obezite %25 ile 40 oranında genetik olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda şişmanlığın kanser riskini arttırdığı gösterilmiştir. Eğer hastanın şiddetli bir reflüsü varsa ameliyat yöntemini değiştirip gastrik bypass dediğimiz diğer ameliyat yöntemlerini seçebiliriz. Merhaba, ben doçent doktor Şükrü Çolak, genel cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlerle birlikte obezite ve obezitenin cerrahi tedavisi konusunda konuşacağım. Obezite nedir dediğimizde, obezite insanların vücut cilt altında yağ dokusunun aşırı birikiminden kaynaklanan bir durumdur. Obeziteyi biz günümüz içerisinde sınıflandırıyoruz. Normali 18 ile 25 arası olan insanlar için normal kilolu insanlar olarak sınıflandırıyoruz. 25'ten sonra ise insanın kilolu ve 30'dan sonra ise obezite tanımının içerisinde yerleştirmekteyiz. 40'tan sonra insanları morbid obezite, 50'den sonra ise insanları süperobezör olarak sınıflandırmaktayız. Bu sınıflandırma dünyanın her tarafında geçerli ve her hekimin ortak kullandığı bir durumdur. Bu skalaya göre insanları değerlendiriyoruz, sınıflandırıyoruz ve ona göre tedavisini planlayabiliyoruz. Obezitenin çeşitlerine geldiğimizde herkes de obezite farklı şekillerde görülmektedir. Yağ dokusu insanların vücudunda farklı yerlerde depolandığı için bu şekilde de obezite isimlendirilmesi de farklı olmaktadır. Elma şeklinde, armut şeklinde gibi günümüzde obezite tarifleri vardır. Yağ dokusunun vücuttaki depolanmasına bağlı olaraktan elma ya da armut şeklinde obezite çeşitleri de günümüzde bu sınıflandırmada kullanılmaktadır. Otuzdan sonra obezite insan sağlığı açısından problem yaratmaya başlıyor. 40'tan ve 50'den sonra da çok büyük riskler oluşturmaya başlamaktadır. O nedenle body mass indeksi 40'ın üstünde olan insanlarda morbid obezite olarak isimlendiriyoruz. Yani insanlarda hastalığa yol açan obezite olarak isimlendiriyoruz. Obezitenin yol açtığı hastalıklara geldiğimizde ise başta kalp hastalıkları olmak üzere yağ deposunun oluşması ile ilgili hormonal bozukluklar, arkasında uyku bozuklukları, arkasında solunumla durmasıyla giden hastalıklara ve daha birçok hastalıklara sebep olmaktadır. Obeziteyi tanısını koyduktan sonra ve sınıflandırdıktan sonra da bundan sonraki hastanın değerlendirme aşamasına gelmekteyiz. Bu obezitenin kaynağı endokrin bir durumdan mı kaynaklı, psikiyatrik bir durumdan mı kaynaklı, yoksa başka bir durumdan mı kaynaklı olduğu üzerine çalışmalar yapmaktayız. Gerekli branşlarla iletişime geçilip hastanın obezite kaynağının ne olduğunu ortaya koymaya çalışmaktayız. Ve buna göre hasta açısından hasta özel stratejiler belirlemekteyiz. Eğer hastanın obezitesinin kaynağı, sebebi endokrin bir bozukluk ise hastayı ilk önce endokrin uzmanlarına yönlendirmekteyiz ve altta yatan hastalıkların tedavisini önermekteyiz. Ya da psikiyatrik bir durum varsa hastayı psikiyatrik kliniğine yönlendirerek gerekli önlemleri, gerekli tedaviyi ve ameliyat sonrasındaki başarı şansını arttırmak için gerekli önlemleri almaktayız. Bu hastalıklar insan hayatı açısından riskler oluşturduğundan dolayı bu hastalıkların çözümünde morbid obezite cerrahisi ya da obezite cerrahisi kullanılmaktadır.
Obezitenin asıl tedavisi medikal tedavidir. Ancak bazı durumlarda insanların bu şeylerle, medikal tedavilerle başarılı olamadığı durumlarda devreye cerrahi tedaviler girmektedir. Obezitenin cerrahisine geldiğimizde ise hastaya obezite ameliyatı yapmadan önce tabii ki hastayı geniş bir tetkikle birlikte ameliyat risklerini anestezi doktoru tarafından belirleyip ona göre strateji belirlemekteyiz. Bu stratejinin içerisinde anestezi uzmanıyla birlikte karar vermekteyiz. Hastanın ne tür bir ameliyat olması gerektiği, ne tür bir anestezi ya da anestezi riskleri konusunda bilgilendirme yaptıktan sonra, gerekli önlemleri aldıktan sonra hastayı ameliyathanemize kabul etmekteyiz. Hastayla önceki dönemler içerisinde görüşmelerde hastanın ek hastalıkları, tansiyon, şeker gibi durumlar olduğu süre içerisinde hastanın ameliyat yöntemlerini ona göre hastaya özel olarak seçmekteyiz. Eğer sadece hastamız şişmanlık ameliyatı olacaksa hastaya tüp mide ameliyatı yapmaktayız. Hastamızda tansiyon, şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklar varsa hastaya göre özel yöntemler belirlemekteyiz ve hastaya spesifik olarak davranmaktayız. O zaman hastaya tüp ameliyatı yerine belki bypass ameliyatlarını düşünmekteyiz. Hastamıza hangi ameliyatı yapacağımıza karar verdikten sonra ameliyat süremiz hastalığın yapacağımız ameliyata göre değişmekte. Yaklaşık 1 saatte 3 saat arasında değişen ameliyatlar yapmaktayız. Obezite ameliyatında sonra hastaların birçoğu çok fazla fayda görmekte. Bu faydaların içerisinde hastanın kilo vermesinden dolayı normal günlük aktivitelerini daha kolay yerine getirmeleri yanında şeker, tansiyon gibi ilaç kullandıkları bazı hastalıklarda da bunu ilaçlarını bırakarak yaşamına devam edebilmektedirler. O nedenle şeker hastalarında, tansiyon hastalarında ve şişman hastalarda ameliyatın hastalara çok büyük bir fayda sağladığı kanısındayım. Obezite cerrahisi hakkında size bilgiler verdim. Şimdi de sizlerden gelen sorulara cevap vermek isterim. Obezite genetik midir diye bir soru mevcut. Obezite %25 ile 40 oranında genetik olduğu düşünülmektedir. Annesi ve babası şişman olan çocukların şişman olma oranı oldukça yüksektir. Bunun yanında ya ailesel alışkanlıklarda obezitede et bir katkı sağlamaktadır. İkinci sorumuz, obezite kanser riskini arttırır mı? Yapılan çalışmalarda şişmanlığın kanser riskini arttırdığı gösterilmiştir. Endometriyum ve meme kanseri konusunda özellikle suçlanan faktörlerden bir tanesi şişmanlıktır. Gelen sorulardan bir diğeri, her kilosu fazla olan kişi obezite cerrahisi olabilir mi diye bir soru sorulmakta. Şimdi demin size değerlendirme skalasından bahsettim. Şişmanlık derecesinden bahsettim. Bu şişmanlık derecesine göre hastalarda kilo verdirme yöntemlerini hastaya özel, spesifik olarak seçmekteyiz. Hastanın body mass indeksi 30'lar civarındaysa bu hastaya ameliyat birinci tercihimiz hiçbir zaman değildir. Hastayı ilk önce 1-6 aylık diyetisyen kontrolünde tutmaya çalışıyoruz. Arkasında hastaya yardımcı endoskopik cerrahi içermeyen endoskopik yöntemleri kullanmaya çalışıyoruz. Bunların içerisinde neler var? Mide botoksu ve mide balonu var. Eğer hastanın sınıflandırmaya göre de 35'in üstünde body mass indeksi mevcutsa, o zaman hasta diyete rağmen kilo vermemişse bundan sonra hastaya cerrahi tedavi düşünmekteyiz. Hiçbir zaman düşük body mass indeksi olan hastalarda birinci tercihimiz cerrahi değildir. Diyetisyen kontrolü ve diyettir. Diğer bir soru, obezite cerrahisiyle verilen kilolar tekrar geri alınır mı diye bir soru var mevcut. Şimdi obezite cerrahisi hastanın kilo vermesine yardım eden bir yöntemdir. Bu kilo verdirmesinin devamı için hastanın sıkı bir diyet rejimi uygulaması gerekiyor.
Eğer hasta ilerleyen dönemler içerisinde bu rejime uymaz ise, gerekli olan diyeti yapmaz ise 5 yıl sonra kilo alma riski tabii ki mevcuttur. Bu oran ameliyatına göre değişmekle birlikte örneğin tüp mideli ameliyatından sonra %60-70 oranında hasta yine tekrar kilo alabilmektedir. O nedenle biz cerrahi ameliyattan obezite cerrahisinin kilo vermede yardımcı yöntem olduğunu özellikle ifade etmekteyiz. Bu kesinlikle ve kesinlikle hastaya bağımlı bir durum. Hastanın gerekli olan şeyleri, diyeti ve egzersizleri devam etmesi hastanın tüm yaşamı boyunca önemli olduğunu düşünmekteyim. Gelen sorulardan diğer bir tanesi, reflü ve gastriti olan hastalar obezite ameliyatı olabilir mi diye sorulmakta. Şimdi reflü ameliyatı obezite açısından hastaya spesifik davranılması gereken durumlardan bir tanesi. Eğer hastanın şiddetli bir reflüsü varsa ameliyat yöntemini değiştirip gastrit bypass dediğimiz diğer ameliyat yöntemlerini seçebiliriz. Gastritin ise bu ameliyat için herhangi bir kontraindikasyon durumu yoktur. Zaten biz ameliyat öncesinde hastaların birçoğuna gastroskopi yaptığımızdan dolayı hastanın midesi hakkında ameliyat öncesinde yeterlice kayrıntılı bilgi sahibi olmaktayız. Bu duruma göre ameliyat seçeneğimizi hasta özel seçmekteyiz. Obezite ameliyatının riskli olup olmadığı konusunda soru sorulmaktadır. Şimdi bütün cerrahi ameliyatların hepsinin birer riski mevcuttur. Sonuçta obezite ameliyatı da bir ameliyat olduğu için kendine göre riskleri vardır. Bu riskler nedir? Bir, ameliyat alanında kaçak, ikincisi de kanamadır. Bu oranlar yapılan çalışmalarda bazı yayınlarda %4'e kadar kanama riski bildirse de bu günlük hayatta çok sık gördüğümüz bir durum değildir. Bunun yanında kaçak da çok az gördüğümüz, hatta neredeyse hiç görmediğimiz bir durumdur. Baktığımızda evet riski var mı? Sonuçta hasta bir anestezi alacak, narkoz alacak ve büyük bir ameliyat geçirecek. Riski tabii ki olacak. Ama bu riski hastaya vereceğimiz faydayla ya da kazanımlarla değerlendirdiğimizde kazanımlar ve fayda daha fazla olduğu için bu riski göze alınması gerektiğini düşünmekteyim. Bugün size obezite cerrahisi konusunda gerekli olan bilgileri verdim. Unutmayalım, enerji dengesi önemli, sağlık önemli. Kendinize iyi bakınız.